İnsanlara mahsus yani. Şimdi toparlayalım, ne anlattık? Evliyanın divanlarına ve ulemanın kitaplarına mütalaa eden zatlar üstada sormuşlar. Demişler ki Risale-i Nur neden diğer divanlardan ve kitaplardan fazla şevk, zevk, iman ve izan veriyor? Neden? Üstad Hazretleri 3 başlık altında inceledi buna. 1. Risale-i Nur'da anlatılan bütün meseleler ispatlı ve bürhanlı, delilli anlatılmış. Bundan dolayı diyor. 2. Risale-i Nur'da yazılan bütün meseleler evvela müellifinin kendi nefsine dersiymiş. Diğer kitaplarda öyle değilmiş. Hep muhatap başka. Şimdi bak ben şimdi konuşuyorum, size ders veriyorum. Ben hiç kendim ders almayabilirim. Nefis var benim, değil mi? Hep konuşmak istiyor. Ama Risale-i Nur'da öyle değilmiş. Niçin telif edilmiş Risale-i Nur? Önce tercümanının, müellifinin nefsini ikna etmek içinmiş. Kendi nefsini ikna eden bir ders karşı tarafı tesir veriyor. Yani Risale-i Nur diğer kitaplardan, evliya divanlarından neden fazla zevk, şevk, iman ve izan veriyormuş? İkincisi buymuş yani. Kendi müellifinin nefsine yazılmış yani. Ne kadar anlarsak o kadar anlatabiliriz. Ya hiç duydunuz mu? Ben bir kitap yazıyorum, kendime kitap yazıyorum ben. Ne kadar garip değil mi? Ya düşünsene birisi bir kitap yazıyor. Kime yazarsın kitabı, mektubu? Birisine yazarsın değil mi? Diyor ki ben nefsime yazdım da. Bak demek ki insan bu değilmiş yani. Allahu Ekber. Üçüncüsü neydi? Üçüncüsü de Risale-i Nur alimlerin kitapları gibi yalnız akli değil, evliyanın kitapları yalnız kalbi değil, akıl ve kalbin imtizacıyla telif edilmiş. Ondan daha fazla şevk, zevk, iman ve izan veriyormuş. Bu 3 başlıktan dolayı Risale-i Nur diğer kitaplardan fazla şevk, zevk, iman ve izan veriyor. 3 tane madde var. Şimdi bu asrın hastalıkları. Evet. Bu üçünü enfüse bağlayalım. Bak çok ehemmiyetli bir şey söylüyorum şimdi. Enfüsü noktayı nazar abi. Şimdi ben de diyelim ki hem davranış noktasında abi enfüs demek şahsi. Ben demek yani. Enfüs demek ben. Yani enfüs Risale'de 2 manası var. 2 manası var. Bir ben demek, bir de hissiyatların şeyi demek yani. Menfi noktada nefs-i emmare diye geçiyor. Nefis ben demek yani. Bizim daha ziyade nefis dediğimiz zaman insanların hatırına nefis döner geliyor abi. Daha ziyade böyle nefis dediğimiz zaman nefis döner hatırlıyoruz evet. Bak. Ne anlatıyordum ben? Yok bir şey anlatıyordum unuttum abi ya. Abi enfüsünden anlat. Üçüncüyü anlatıyordun abi. Üçüncüyü anlattım da bir şey anlatacaktım da unuttum ya. Ha enfüse bağlayacaktım tamam. Şimdi bu 3 tane maddeyi enfüse bağlayacağız. Yani kişi kendi ailevi hayatında bir toplum hayatında veya birine bir şey anlatırken diğer insanlardan daha fazla nasıl ahlak gösterebilir? Nasıl insanlara zevk verebilir? Şevk verebilir? İman verebilir? İzan verebilir? İzan kalbi anlayış demek. Yani ben konuşacağım, birine bir şey anlatacağım ama diğer insanlardan fazla ben lezzetlendirmem lazım. Şevklendirmem lazım. Çünkü Risale-i Nur böyle olduğu gibi talebesinin de böyle olması lazım. Ne yapmam lazım? Enfüste bu 3 mana. Demin 3 başlık. Yani ben konuşurken, bir şey anlatırken karşıdaki muhataba ispatlı ve delilli ve bürhanlı anlatacağım yani. Hadi. 2. Karşıdaki birine bir şey anlatırken hadi ben ona bir şey anlatayım, kabul ettireyim veya onu bir köşeye sıkıştırayım değil de kendi nefsine yapacaksın önce dersi. Önce sen ikna olacaksın yani. Kendi nefsini ikna eden bir ders karşı tarafı tesir yapar. Sen konuşurken mesela ben bir meseleyi anladım ya. O meseleye bak lafızda çıkarıyorum. O meseleye ben o lafızlara hissiyat katıyorum. İstifade katıyorum. Mana katıyorum. Feyiz katıyorum. Ondan sonra bu tarafa gönderiyor. Sen de istifade ediyorsun. Çünkü mahiyet insana bir yani. Ama sen şimdi birinden bir şey duydun. İstifaden yok. Feyizin yok. İşte ona bir şey katmamışım. Karşı tarafa çıkarıyorum. Üstad diyor ki böyle tesir etmez diyor yani. Plastik mermi gibi olur diyor. Gerçek mermiden bir tane at. Ama plastik mermiden 500 tane atsan gene bir bir şey anlatırken imanlı, ispatla, delille, bürhanla anlatacağım. İki, kendi nefsime nazar alacağım. Önce kendime hitap edeceğim. Kendi nefsimi ikna etmiş olacağım. Üçüncüsü de akıl ve kalbin hem kendimin imtizac etmiş olması lazım, hem de karşıdaki muhatabı ona göre nazar almak gerekiyor. Hem akli olarak hem kalbi olarak şeyler söylemen gerekiyor yani. Diğer insanlardan fazla zevk, şevk, iman ve izan verebilmek için enfüste böyle yapmak lazım. Üstad Hazretlerine soru soruldu. Dediler ki ulemanın divanlarından ve evliyanın divanlarından, ulemanın kitaplarından neden Risale-i Nur daha fazla şevk, zevk, iman, izan veriyor? 3 tane madde vardı. 1. Risale-i Nur delilli, bürhanla, ispatla anlatıyor meseleleri. 2. Kendi müellifinin nefsini ikna için yazılmış. 3. Akıl ve kalbi imtizac ettirmiş. Enfüste de biz de böyle olacağız. Konuşurken imanlı, ispatlı, delilli konuşacaksın. Kendi nefsin birinci derecede muhatap olacak. Akıl ve kalbi imtisac etmiş olacak. Öyle tesir verir. Öyle diğer insanlardan fazla zevk verirsin, şevk verirsin, iman verir, izan verirsin yani. Cenab-ı Hak okuduklarımızla amel etmeyi nasip etsin. Allah razı olsun. El Fatiha.